bana istemeden oldu. Ben o adamı takip ediyordum. Siz birden çıktınız karşıma. Böyle bir şey için polise mi gidilir? Ne olur beni bırakın. Benim gitmem gerekiyor beyefendi. Ne olur izin verin gideyim ben. Hani seni bu kadar sevmesem? Hayır ben ne yaptım anlamıyorum. Ne var bunda bu kadar öfkelenecek? Ben sevgilime hoş bir sürpriz yapmak istedim. Bu kadar. Tarık. Tarık sen beni dinliyor musun? Benim haberim olmadan tatil planları yapmak, bütün toplantılarımı iptal etmek sence normal bir şey mi? Hele ki iş ve özel yaşamın birbirine karıştırılmasından da nefret ederim. Beni iyi tanıdığını söylüyorsun. O zaman böyle emri vakilerden hoşlanmadığımı da bilmen gerekir. Öyle mi? Ben de bu yaptığının anlamsızlığını fark edersin diye konuşmak istemiştim. Demek geri adım atmaya niyetin yok. Peki. Öyle olsun. Beni üzdüğünü anlayacak kadar kafanı topladığın zaman tekrar konuşuruz Tarık. Hoşça kal. Ya ne güzel ya, affedersin de olsun misin değil mi? Görmüyor musun? Kırdın bütün tabakları ya. Yani bu anlaşılır bir şey değil ki ya. Beyefendi çok özür dilerim ama ne olur gitmem gerekiyor. Ya ne güzel değil mi? Tabaklar affedersin değil mi? Tabaklar yerine mi geliyor? Kırıldı bu tabaklar, ne olacak? Ya kardeşim aklında zorun mu var ya? Ne yaptığını görmüyor musun ya? Ya bırak ben anlamam ya, karakola gidelim. Tamam bak. Neyse her neyse bütün ziyanı ben karşılarım. Bütün paramı al olur mu? Al bunların hepsini. Verdiğin para iki taban parasını ancak karşılar. Say bakalım kaç tabak kırılmış orada? Hayırdır Sıla? Ne oluyor burada? Şey, Tarık Bey yani istemeden oldu. Ne olacak? Bütün tabakları kırdı bu hanım. Al bakalım şunu. Fazlasıyla yeter herhalde. Sıla senin ne işin var burada? Tarık Bey, kendi gözlerimle gördüm. Bekir sizin peşinizdeydi. Ya sen ne acayip birisin. Ne zaman seni görsem başına bir iş açmış vaziyette yakalıyorum. Tarık Bey, gerçekten kendi gözlerimle gördüm. Bekir de o. Sıla, Bekir'in burada ne işi var? Hem bak kendin diyorsun o değildi diye. Ya evet, buradaki takip ettiğim adam o değildi ama... Öbürü oydu. Asıl takip ettiğim oydu. Otelde peşinizden gelen, sizi arabayla takip eden Bekir'di. Yemin ederim. Bence otelin önünde yaşananlar seni korkuttu. Fazla etkilendin. Yani hatırlamıyor musun? Rüyanda bile görmüştüm bir keresinde. Yemin ederim bu seferki öyle bir şey değildi. Bekir peşinizdeydi. Ya size bir şey yapacak diye o kadar korktum ki ben. Hem diyelim ki Bekir'di. Bana ne yapacağını sanıyorsun? Öyle kolay mı o işler? Rahat ol sen. Sen okula geç kalmadın mı? Hadi gel ben seni bırakayım oteline de. Hadi. Hadi. Aşkın karıştırılmasını sevmezmiş. Emri vakilerden hiç hoşlanmazmış. Tamam. Şimdilik öyle olsun Tarık. Ama bu iş burada bitmedi. Kendinize çok dikkat edin olur mu?
İçim hiç rahat değil. Sen hiç merak etme. O Bekir denen soytarı bana hiçbir şey yapamaz. İçin rahat olsun. Hadi sen şimdi oteline geç. Daha sonra konuşuruz, olur mu? Bir dakika. Sabah belki ben alabilirim seni. Kitapların yanında olsun, olur mu? Okula bırakırım. Tamam. Hadi görüşürüz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.